Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Hey Rüya, ne kadar da değişik bir sesin var senin öyle. Hayır, çok garip çıkıyor sesin. Arkadaşlar merhabalar, umarım beni tanımışsınızdır. Uğur Mucize, Uğur Mucize arkadaşım. Şey, benim bir ismim var Rüya yalnız. İsmimi söylemeyi unuttun galiba. Uğur Mucize. Evet, ve benim çok güzel bir takım arkadaşlarım var. Onları tanıyor musunuz? Kara kedi. Evet, başka? Bilmiyorum. Neyse, Özlem abla karşınızda. Merhaba çocuklar. Bugün görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız Uğur Böceği. Kara kedi. Ve bir saniye yavaş. Ve Rüya'nın çiftliği Rüya yanımızda. Bugün Rüya'ya bu elimde görmüş olduğunuz yüz boyalarıyla yine bir karakter yapacağız arkadaşlar. Bakalım kimi yapacağız? Tahmininiz doğru olduğunu düşünüyorum. Eminim ki herkes anlamıştır. Tabii ki de Ladybug Uğur Böceği'ni yapacağız. Rüya'cığım, ne yapıyor bu Uğur Böceği böyle? Vaaav, Uğur Böceği'nin yaptığı hareketlere bakar mısın? Ben yapabilirim. Bir şey söyleyeyim, bu hareketleri nasıl yapıyorlar böyle Rüya? Evet, gel hadi. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? Bacaklarını uzattı ve kollarının üzerinde duruyor Rüya. Çiğ. Gel bakalım. Uğur Böceği. Merhaba Uğur Böceği. Nasılsın? Merhaba Ezem ablacığım. Ben çok iyiyim ya. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim Uğur Böceği. Şimdi bu senin yüzündeki gibi bir maskeden boya yapacağız Rüya'nın suratına. Hadi sen de bizi burada izle, olur mu? Aa, çok heyecanlıyım. Eminim ki Özlem abla çok güzel yapacaktır. Sana bir şey diyeceğim Mucize Böceği. Senin yüzünün her tarafı beyaz olacak. İlk önce, sonra buraları kırmızı olacak. Sonra bu beneklerin olacak siyah. Evet. Ama arkadaşlar beyaza boyamamıza gerek yok. Çünkü bakın, yaklaşın, bakın, gördünüz mü? Mucize Uğur Böceği'nin teni beyaz değil, yani beyaz ama öyle ten rengi, herhangi bir renge boyanmamış. Yani senin de böyle olduğu gibi kalması gerekiyor. Hayır anne. Şimdi o yüzden önce kırmızı gerekiyor. Sen neredeydi kırmızı? Burada. Burada. Ben açabilirim. Kırmızıyı açabilirim. Aslında bunlar benim. Özden ben açıyorum. Evet. Rüyacığım bir şey söyleyeceğim. Saçlarını şöyle geri atar mısın birazcık? Çünkü gerçekten benim için arkadaşlar saçları Rüya'nın böyle yüzüne geldiği zaman çok zor yapıyorum boyamayı. Şimdi önce bir maskeye bakayım. Tamam, çok güzel. Uğur Böceği sana bakarak. Aynısını yapmamız lazım Uğur Böceği. Hiç kıvıldama, tamam mı Uğur Böceği? Çünkü bu sefer boyayı hiç yapamayabilirim. O yüzden hiç kıvırdamamam gerekiyor. Evet. Şimdi bir de bu tarafa doğru yapacağım. Biraz bunu gören herkes şaşıracak. Aynı, çünkü Uğur Böceği'ne benzeteceğim seni Rüya. Ha, buralarda da var değil mi? Evet. Şimdi buraları da yaptık mı? Bakın. Evet, yavaş yavaş gördüğünüz gibi Uğur Böceği'nin şekilleri ortaya çıkıyor. Önce Mucize, Mucize. Gel, kırmızıyla boyayalım şöyle içleri. Gözlerini kapatabilir misin rica etsem? Şöyle, şöyle. Evet, bir dakika şu tarafa doğru döner misin Rüyacığım? Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu boyayla çok güzel boyanıyor. Bir de bu boyanın bir özelliği var. Islak mendille bile hemen çıkartabiliyorsunuz çocuklar. Ama yine de asla ve asla annelerimize sormadan, onların izni olmadan ne yapmıyoruz Rüya? Boyama yapmıyoruz, değil mi? Ama benim boyama kalemlerim var. Özden yapıyorum ben. Evet. Bakın arkadaşlar, mucizeyi gördünüz mü? Şimdi bakın, bunun kapağını kapatıyorum. Evet. Şimdi bize gerekli olan renk siyah. Siyah. Çünkü bakın, yaklaşın arkadaşlar. Mucize Uğur Böceği'nin üzerinde böyle küçük küçük siyah siyah benekler var. Biz o yüzden... Bir de şuralarımı yapmam gerekiyor. Evet. Bu siyah boyayla siyah benekler yapacağız. İyice yaklaşmana Rüyacığım şöyle. Gözlerini kapat. Burnunu da yapıyoruz. Tamam, burnunu da yapabiliriz. Evet, bir dakika. Şöyle. 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 Evet arkadaşlar, beneklerimizi de tamamladıktan sonra bir dakika. Şöyle. Arkadaşlar artık ucu boyanın o kadar çok gitmiş ki o yüzden böyle zor oluyor birazcık. Şöyle yapalım. Sonra içlerini boyuyorsun değil mi? Zaten benekleri boyamana gerek kalmıyor ya acı. Çünkü... Boyuyorsun. Böyle oluyor. Tamam. Hayır, boyuyorsun içlerini bir de. İçlerini boyadım zaten. Merak etme. Bak bak. Tamam, böyle olduğu zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi... Şimdi ruj!
Ruj. Ha ruj var mı? Kırmızı ruj var. Onu ben yapayım çünkü çok dağıtabilirsin. Sakin sütçü. Dağıtabilirsin. Dudağının yüzüne dağılırsa kötü olur Rüyacığım bak. Çok dikkatli olması gerekiyor. Yaklaşma önüne. Arkadaşlar son olarak kırmızı uğur böceğini bakın. Mucize uğur böceğinin dudaklarında kırmızı var. Ellerini yapmayalım bence çünkü ellerini zaten çok şey yapma. Böyle normal dudaklarını tut bakalım şöyle. Arkadaşlar umarım görebiliyorsunuzdur siz de. Normal tut Rüyacığım yüzünü. Hiç kıpırdatma. İşte neredeyse mucize uğur böceğimizin işlemleri tamamlanıyor. Ağzını şöyle hafiften aç bakalım. Aç aç. Çok az. İşte arkadaşlar. Mucize uğur böceği karşımızda. Evet işte şimdi bunun üzerine ben de mucize uğur böceğinin bir neyini söyleyebiliriz? Şarkısını söyleyebiliriz. Biz kavala. Ama ben tam olarak açıkçası bilmiyorum arkadaşlar. Ben. Rüya söylesin bakalım. 1, 2 ve 3. Mucize 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 en güzel karamanları biziz. Rüyacığım gerçekten gerçek bir uğur böceği oldun. Arkadaşlar size şöyle göstermek istiyorum. Bakın ne kadar. Ama kostümü yap. Evet kostümü de sonra alırız. Sonra tamamlarız değil mi Rüyacığım? Arkadaşlar size şöyle yan yana göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Ben hiç benzemedim. Bence gerçekten çok güzel oldu. Peki uğur böceği bu konuya ne diyorsun? Sence Rüya sana benzedi mi? Bence gerçekten çok benzedi ve çok güzel görünüyorsun Rüyacığım. Bakın arkadaşlar tıpkı benim yüzüm gibi oldu öyle değil mi? Gelin yan yana bakın bize. Rüyacığım şöyle yan yana durabilir miyiz seninle? Olabilir mi Rüya? Evet. Bakın gördünüz mü? Tıpkı benim gibi oldu. Hatta benim rujumun aynısından sürdü. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay. Hoşçakalın çocuklar.